Evet peki e, Deniz izledin değil mi filme bayağı prodüksiyon evet evet ne diyorsun arkadan doğru yani 2024 bir gerçekçi daha... olmayan bir yanı var yani 2024 o kadar insan o otobüsleri artık itmiyorlardır herhalde çalışması için diye düşünüyorum <laughs> çalışan otobüsü götürmüşler zaten Ve onda, ya evet <laughs> daha daha vahimi var bu film için İstanbul valiliği şey yayınlamış. yani drone uçuş izni falan vermiş yani film rahat çekilsin diye yani şimdi düşünün bir televizyon kanalında işte tarikat ve cemaatleri anlatan bir dizi var diye kıyameti koparttılar o dizinin çekildiği bütün mekanları yasakladılar evet. o dizi çekilmesin diye ama bu otobüs filminin çekilmesi için valilik seferber olmuş. Zaten geçen bir e, e, tanıdığım aktardı. Vali Bey ile sohbet ederken e, İstanbul'u da kazanırsak ifadesini kullanmış Vali Bey. Hmm. Yani düşün devletin valisi e, kendini AK Parti mensubu gibi görüyor. İstanbul'u da kazanırsak şöyle iyi olacak böyle iyi olacak diye sohbet sırasında doğal spontane böyle bir ifade kullanabiliyor yani AK Parti kazanırsa demiyor. İstanbul'u kazanırsak ifadesini kullanıyor. Ee, çok enteresan. Yani e, gerçi hepimiz bunu kanıksamış vaziyetteyiz ama devletin imkanlarının da artık e, aleni bir şekilde e, AK Parti için kullanıldığı bir ortam var. E, Ekrem İmamoğlu'nun e, işi gerçekten zor. Yani bakın işte Murat Kurum daha yola çıkmadan, yani kampanyasını başlatmadan Oturuyor ulaştırma bakanıyla poz veriyor. İstanbul'un ulaşım sorununu çözeceğim. Ya İstanbul'u da 94'ten bu yana, 94'ten 2019'a kadar siz yönettiniz 25 sene ve 2019'dan bugüne kadar da Şehircilik bakanlığı gibi, kültür bakanlığı gibi bir sürü 12 ayrı kurumla İstanbul'daki işlere müdahale ettiniz. Yani müsilajla mücadele için çıkardığınız yönetmeliği. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elini kolunu bağlamak için kullandınız. Yani düşünün avcılarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak bir Luna yıkmak istiyor. Karşısında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı buluyor. Neymiş? Gerekçesi de müsilajla mücadele. Yani ne, ne alaka mesela müsilajla mücadeleyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak bir yapıyı e, yıkmasını engelleme arasında nasıl bir bağ kurarsınız? Ama kuruyorlar işte. Burada da öyle. Yani işte bu filmin mesela prodüksiyon diyorsunuz ama bu prodüksiyonun maliyetini kim karşılıyor? Hangi örtülü ödenekten karşılanıyor mesela? Ya bunlar böyle şeyler olur da yani belediye otobüsü bozulur, insanlar iner, iter, ne bileyim işte bir tane yürüyen merdiven durur. Telefon edersiniz, gelir işte teknikçiler, bakar, çalıştırır. Yani bu bunlar, bunlar olan şeyler, olağan şeyler ama bunların seçimlerde karşı propaganda malzemesi olarak böyle prodüksiyon halinde biraz kurguyla biraz şey birbirine katarak üretilmesi ve propaganda malzemesine dönüştürülmesi asıl siyasi açıdan ahlaksızlık. Yani ya daha Kemal Kılıçdaroğlu'yla terör örgütü liderini aynı videoda, aynı müzik eşliğinde göstermenin montaj olduğunu itiraf ettiğiniz üzerinden 6 ay geçmedi. Evet. E, tamam seçmeninizin aklıyla alay edebilirsiniz. Seçmeniniz sizin bu yalanlarınıza inanabilir. Yani ama bu kadar da siyaseti etik dışı bir noktaya taşımamak lazım. Adil bir şekilde insanların yarışması lazım. Güveniyorsanız Murat Kurum'a, Murat Kurum iyi bir adaysa bu yalan dolana ne gerek var? Yani soruyorum devlet desteğine ne gerek var? Murat Kurum'a güveniyorsanız bir bütçe ayırın parti olarak verin kendisine İmamoğlu'yla yarışsın. Bu kadar işte kurguya, kumpasa, işte şeye, prodüksiyona ne gerek var yani? Evet. Deniz bir de şöyle Ama, bir şey var ya ıı, yani üzücü. belli mesela iktidara yakın sadece iktidara yakın kanalları izleyen insanlar... E Mesela şu anda bunun gerçek olduğunu düşünüyor. Öyle değil mi? Öyle mi ya da? E tabii ki zaten başta anlattığım işte bu hani post truth dediğim şey bu. Yani algı gerçeğin önüne geçiriliyor. Bu bu artık yani şimdi bugün IMF başkanının bir şeyi vardı. Yani yapay zekanın hmm. neden olabileceği sorunlar. Evet, evet. Şimdi geçen gün bir te teknik bir şey de vardı makale. Diyor ki yapay zeka iki tane ciddi sorun yaratacak. Bir tanesi fake yani İpek Özbey'i görüntüsünü sesini vesaire alacaklar. Bambaşka bir konuşma yaptıracaklar. İpek Özbey o konuşmayı kendisinin yapmadığını kanıtlaya dursun. Uğraşsın dursun. Yani şimdi Zeki Müren'in e, sesinden mesela Parla e, Marşı hmm. çalındı. Yüzüncü e, yıl için hazırlanan e, marş. Hmm, evet. e, ne kadar gerçek değil mi? Ya gerçekten zeki müren, o nameler, o gırtlak şeyleri falan aynı neredeyse. E şimdi ikincisi ne? İkincisi de gerçek videoları ya bu yapay zeka ile yapılmış diye e, inkar edip işin içinden kaçma şeyi mümkün hale geldi. Yani bu 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 siyasetin teknolojiyi bu derecede kullanması e, dijital teknolojilerinin e, siyasette bu bu şekilde etik dışı kullanılması geleceğin en ciddi sorunlarından biri. Ya yani düşünün e, milyonlarca AK Parti seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun Haydi haydi şarkısıyla olan videosunda e, terör örgütü liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışladığına inandı. Yani o evet, inananlara doğru. da yazık. Doğru. Onlar da kandırılıyor, kandırılıyor yani evet. onların da aklıyla alay ediliyor ama onlar bunun farkında değil. Onlar bundan rahatsız değil. Evet.